Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sökmeye. Yeni nesil bilgisayarımızı. Ultra HD ekranlı. Bu ne oğlum ya? Emre. Efendim. Sizinkilere söyle, sana da böyle bir bilgisayar alsınlar ya. Ha? Aminden ya. He? Abından ya. Ha ya, onu yerine. Oğlum çok güzel, bak bataryası var. Arkadaşlar bakın bataryası. Çok müthiş bir bilgisayar. Ne yapayım, atsana. Arkadaşlar sakın böyle televizyondan, işte yok Flash TV'de, yok Zart TV'de, yok Zırt TV'de böyle saçma saçma bilgisayarlar alıp paranızı çöpe atmayın. Kesinlikle birbirlerine danışın. Birisinden yardım alın. Bunları alırken. Yani bunlar ya insanları dolandırmak için bir düzenek kurmuşlar. Bizim insanımız da televizyondan ürün almaya çok çok meraklı. Sağ olsunlar. Televizyonda yok gergedan boynuzu, yok şu boynuzu, yok bu boynuzu. Şuna bak ya. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Böyle saçma bir ürün. Ben ilk defa görüyorum ya. Bu ne ya? Bu ne arkadaşım? Bunu 180 liraya nesini satıyorsun yani insanlara? Satıyorsun, sattığın ürün bir de çalışmıyor. Satıyorsun, şarj aletini göndermiyorsun. Adam bunu neyle şarj edecek? Direkt 220 mi bağlayacak bunu? Adam buna tutmuş 24 volt sokmaya çalışıyor. Ya patlasa ya canına zarar verse. Bak şuna bak. Vidayı açıyorum. Kasa yukarı kalkıyor. Yapmayın böyle. İnsanları kandırmayın yani. Ondan sonra insanların düzgün malzeme satan insanlara güveni kalmıyor. İnsanlara düzgün malzeme satmaya çalışıyoruz. Daha sonradan satamıyoruz insanlara. Düzgün malzeme satamıyoruz yani. Ben sadece size bu rezilliği göstermek istiyorum. Bunu alan benim bir müşterim. Keşke almasaydım dedim ama iş işten geçmiş bir kere. Yapacak bir şey yok. Ben size bunun anakartını göstereceğim arkadaşlar. Alın. Anakart bu. Samsung'un çipi var. Büyük bir ihtimalle 2 GB hafızası sanırım bu. Veya RAM de olabilir. Yani bildiğiniz tablet ya bu. Başka hiçbir şey değil. Yani tabletin anakartını sökmüşler, bir şey uydurmuşlar, kasa uydurmuşlar, kasaya takmışlar yani, saçmalamışlar resmen. İki tane hoparlör, tablet hoparlörü. Bu anakart sanki böyle şeyde yapılmış, liselerde, endüstri meslek liselerinde böyle devre falan yaptırırlar. Sanki onun üzerinde yapmışlar, böyle kalemle çizmişler, asite sokup çıkartmışlar sanki. Ne ya arkadaşım bu yani, 180 liraya bunun neyini sattın ya? Ah. 180 liraya sattığım malzemenin içi dışı. 3 tane USB girişini, 1 tane Ethernet girişini sattın 180 liraya. İnsanları kandırmak, insanların hakkına girmek bu kadar mı kolay? Al. 180 liraya satılan insanların geceli gündüzlü uğraşaraktan para kazandığı devirde 180 liraya satılan bir bilgisayar. Bilgisayar değil bence bu da. Ah. Ekran görüntü kablosu. Al anakartı. Ne bu yani? Ah. Bu ne ya? 180 liraya.
Buradan mı şarj oluyor bu? Şimdi bunu alan müşterim bilmeden yüksek voltajlı adaptör takmış. Yüksek voltajlı adaptör taktığı için de şu çip zarar görmüş. Ya bunu bulabilir miyiz bilmiyorum. Bulmaya da uğraşmayacağım işin açığı. Ya zaten 180 lira para vermiş buna. Masraf edecek. Hiç değecek mi yani? Ah çöp. Başka hiçbir şey değil yani şu. 180 lira şurada çöp yani. Şu anda bunu alan insan kim bilir belki ne zorluklarla aldı yani. Üzerinde Wi-Fi kartı mı? Ney bu? Bir şey var. CPU diyor ya. Allah belanızı vermesin sizin ya. Alın arkadaşlar. 180 liralık bilgisayarın işlemcisi. Pentium 3'ler, 2'ler vardı. Kart işlemciler. 180 liraya bunları satıyorlar işte insanlara. İnsanları kandıraraktan. Sanki bedavaya veriyormuş gibi. Ulan eşşi ol eşşi. İnsanı kandırıyorsun zaten. Al. ...180 lira... ...şu anda çöp. Normal bir laptopu sökmemiz arkadaşlar yarım saatimizi alıyor. Ya Allah aşkına şuna bir bakar mısınız ya? Bunu yani elde toplamışlar resmen böyle şu... ...şu çipin... ...kameramız çok iyi değil ama... Ya resmen böyle şey olmuş yani hani bana topla deseler toplarım yani şu parçaları üst üste koy deseler şu kart devreyi yapsak malzememiz olsa elinde ama ben sana şunu toplarım yani bu ney böyle şurayı sanki böyle lehim makinasıyla böyle birleştirmişler yani şu çip zaten yanmış şu Allah'a emanet duruyor zaten yani arkadaşlar bu gibi insanlara inanmayın. Kendinizi hani şey yapmayın yani paranızı bu gibi şeylere harcamayın. Hanım bataryası 2100 miliamper 7.4 volt. Şu. Bu da bunun bataryası. Yani bildiğiniz tablet bataryası arkadaşlar bu. Tabletlerde kullanılan. Klavyesi. Yani şu anda şu tamamıyla çöp. Hiçbir işine yaramayacak bu insan. Verdiği 180 lira insanlardan aldığınız o 180 lira var ya yani helal olmayan kazancınız. Yani Allah yedirir yedirmez bilmiyorum ama yazık yani. Şu insanlardan aldığınız paralara yazık. Bilgisayarı gönderiyor şarj aletini gönder 180 liraya bari. Belki 3 dolara 5 dolara üretilen bir şarj aleti var bunun. Yani 3 dolarlık 5 dolarlık için belki çalışacaktı. Müşteri kendini avutacaktı çalışıyor diye işte çalışıyor. Yavaş yavaş çalışacaktı ama nasıl çalışacaktı işte. Yaptığınız tamamen sahtekarlık. Başka hiçbir şey değil yani. Türk insanını kandırmayın böyle. İnsanların paralarını bu şekilde çalmayın. Hırsızlık yapmayın. Kim bilir Türkiye'de kaç tane insan var bunları alan. Almayın arkadaşlar. Bu gibi şeylere para vermeyin. 180 liraya gidin. Ailenizle dışarıda bir yemek yiyin. Şundan kat yüzlerce kat daha iyidir bence. Veya 180 liraya gidin bir tablet alın. Ama gidip de dandik bir tablet almayın. Gene televizyondan almayın yani. Yok John Jort bilmem ne falan filan almayın yani. JohnJort.com falan filan. John Jort ne ya? Gidin bir atıyorum tanıtımlarını yaptığımız tabletlerden alın. İlla bizden alın demiyoruz yani. Tanıtımlarını yaptığımız markaların isimlerini vermek istemiyorum. İşte şu markayı tutuyor gibisinden vesaire değil. Samsung, Apple, Expert, Casper, Everest bunların yani servisi olan şeyleri alın. Ya şimdi bu adam bunu nereye gönderecek ya? Televizyonu arasa diyecek ki bize gönderecek. Gönderecek bu adam. Bu bilgisayar kesinlikle geri gelmeyecek bu adama yani.
Arkadaşlar geri toplayacağız bunu. Yani şu anda sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim yani. 180 liraya insanlara satılan malzeme bu mu yani? Bizim Türk insanının hak ettiği değer bu mu? Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi alışverişler diliyorum. Yanlış alışverişler yapmayın. İlk önce bir bilene danışın. Bir bilene sorun. Araştırın. Ondan sonra alın diye üzerine basaraktan söylüyorum. Her gelen müşterime de söylüyorum. Fiyat verdiğim bir ürünü kesinlikle gidin diyorum. Başka arkadaşlara da sorun diyorum. Diğerlerine de sorun, araştırın. Araştırmakla kimse size kötü muamele yapmaz, yapamaz. Önce yapmamalı da. Araştırmak her insanın hakkı. Biz de alışveriş yapıyoruz. Biz de araştırıyoruz. Biz de ucuzunu bulup, ucuzunu ve güzelini bulmaya çalışıyoruz ama ucuz ve güzel olmuyor işte arkadaşlar. Hani ucuz malzeme alacak kadar zengin değilim diye bir söz var ya. Bence işte bunun bu gibi durumlar için geçerli düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için ayrıyetten çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.